Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sohbeti arkadaşlar heyecanlı, coşkulu, gürül gürül başlamak isterdim ama son günlerde yaşadığım sağlık problemi nedeniyle görüyorsunuz zaten görüntümüz, sesimiz hiç de uygun değil aslında sohbet çekmeye ama bakın bugün parçalıların içine girip yıldızların altına geldiysek günlerden cumadır. Tabii elimizde de klasik olarak çay fincanı varsa elbette bugün cumadır. Değerli kardeşlerimizin cumasını tebrik etmek istedim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Tabii öncelikle ve özellikle kendim de sağlık problemi yaşadığım için hepinize sağlıklı, hayırlı, mutlu günler diliyorum. Cumanız hayırlara vesile olsun değerli kardeşlerimiz. Aman siz olun, sağlığınıza lütfen mümkün olduğunca dikkat edin. Evet, ben son günlerde anamızın sağlık problemleri nedeniyle biraz hastanelerde fazla olma durumunda kaldık ve o ortamlar hiç de sağlıklı değil. Her ne kadar bir de şunu özellikle söyleyeyim. Kesinlikle arkadaşlar, yolunuz hastaneye düşerse sakın maske takmadan oralara girmeyin, o koridorlara girmeyin, o insanların içerisine girmeyin. Ben mümkün olduğunca maske taktım, girdim, ettim ama yine de belirli yerlerde ihmal ettiğim için işte sonuç böyle, sesiniz gidiyor, sağlığınız gidiyor ve bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Evet, ilaçlar alıyoruz tabii, ilaçlar elbette fayda verecek ama sonuç itibariyle o durumlarla karşılaşmamak için arkadaşlar tedbiri evden bırakmayalım lütfen. Şimdi bu sağlık hadisesini böylece açıkladıktan sonra görüntümü ve de sesimin bozukluğunu da herhalde anlamışsınızdır. Aman aman çok fazla bir şey yok ama yine de insan konuşurken zorlanıyor. Ha şunu demeyin şimdi kardeşim, senin sağlığından bize ne yani, eğer konuşamayacak durumdaysan da çıkma karşımıza, yapma sohbeti diyenler mutlaka olacaktır. Onları da saygıyla karşılıyorum ama şöyle düşünelim ya, şimdi herhangi birinizin bir sıkıntısı olsa bunu mesaj olarak aşağılara yazsanız ben üzülürüm. Hiç tanımadığım halde ya işte falanca arkadaşımızın şu sıkıntısı var. Ailesiyle, anasıyla, babasıyla işte şu sıkıntı olmuş. Allah şifalar versin der. Elimden geliyorsa da geldiğince de duamı yaparım. Çünkü Allah hiç kimseye sıkıntı vermesin. Şu mübarek cuma vesilesiyle hayırlar olsun, iyilikler, güzellikler olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Sağlıklı günleriniz olsun diliyorum. Yani bir aile olarak içinde bulunduğum durumu sizlere anlatmak istedim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, tabii yarın cumartesi, bugün cuma, yarın cumartesi klasik olarak şunu diyeceğiz. Eğer maç günü sohbet yapsaydık, bilmiyorum yarın sohbet yapar mıyız, yapmaz mıyız ama bugün günlerden Galatasaray diyecektik. Evet arkadaşlar, yarın cumartesi günlerden Galatasaray olacak inşallah ve Galatasaray Alanya Spor'la oynayacağı ligin 13. maçı sanırım. 13. maçını kazanması gerekiyor. Manchester United maçı öncesi bir galibiyete ihtiyacımız var. Özür dileyerek çaydan bir fırt almak istiyorum. Arkadaşlar, Alanya maçının Galatasaray için bir dönüm maçı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü daha önceki sohbetlerimizde eleştiriler yaptık. Eleştirilerde biraz da sert olduk, acımasız olduk. Söylenmesi gerekenleri çok net ve kesin söyledik arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar, oralara dönmeyeceğim. Bu arada bazı kelimelerde sıkıntılarımız oluyorsa da onun da nedenini söyleyeyim. Maalesef arkadaşlar bir diş problemi de yaşıyoruz. Üstlerimiz tamamen geçici olduğu için inşallah Manchester maçının oynanacağı akşam bunlardan kurtulmuş olacağız. O yüzden o bakımdan arkadaşlar bazı kelimelerdeki sıkıntılarımızı da lütfen anlayışla karşılayın. Gördüğünüz üzere sağlık problemi, diş problemi hepsi üst üste geldi. Ama Allah izin verirse her işte bir hayır vardır diyerekten kısa sürede bu tedavilerin neticesini almış olacağız. Bunu da bu araya sıkıştıralım. Şimdi
Galatasaray elbette Manchester United maçı öncesi Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmayı kazanma durumunda. Galatasaray biliyorsunuz en son 12. haftada Hatay'da büyük bir şok yaşattı taraftarlarına ve Hatayspor'a mağlup oldu. Oralara dönmek istemiyorum. Neden mağlup oldu? Ne oldu? Kimin dahli var? O hangi hatayı yaptı? Bu neden oldu? Oralara gitmek istemiyorum. Aşağıdaki sohbetlerde yani geçmiş sohbetlerimizde bu konuyla ilgili her türlü eleştirileri yaptık. Şimdi ben diyorum ki Galatasaray için arkadaşlar Alanya maçıyla yeni bir sayfa açılacak. Bembeyaz, tertemiz yeni bir sayfa açılacak. Artık Galatasaray öyle içeride başka, dışarıda başka futbol oynamayacak. Galatasaraylı futbolcular dışarıda yani Avrupa sahalarında verdikleri mücadelenin aynısını içeride de verecekler arkadaşlar. Arkadaşlar Bayern Münih maçında başka, Hatay maçında başka futbol oynanmayacak. Teknik direktör de rotasyonu artık geniş tutacak. Her futbolcuya mümkün olduğu kadar şans verecek ve herkesten yararlanacak. Bunları anlattık. Buralara girmeyeceğiz. Galatasaray'ın nedenli güçlü bir kadrosunun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yıldızlar topluluğu Galatasaray artık bundan sonra dediğim gibi içeride de dışarıda da aynı futbolu oynayacak. Oynanması gereken futbolun da zaten ne olduğunu biliyoruz. Hiç rakiplere nefes aldırmayacak. İlk yarım saatte arkadaşlar Galatasaray 3'ü 5'i bulmak zorunda. Bakın abartılı konuştuğumu zannetmeyin. Rakipleri de küçümsemem. Ama Galatasaray Alanya maçıyla beraber artık herkesin üstünden, içinden geçme durumunda arkadaşlar. Galatasaray maçı eğer Alanya maçını 1-0, 2-0 kazanırsa bunu kazanmış saymam. Galatasaray artık taksimetreyi 3'ten açacak arkadaşlar. 1-2-3 olsun, 4-5 olsun. Ondan sonra da işte derlerdi şu atsın diye. Yani bunları artık böyle düşünmek lazım. Galatasaray taraftarı artık ıkına sıkına kazanılmış maçları istemiyor. Bugüne kadar sıkıntılı olduk. Yani düşünün arkadaşlar adam çayını koyuyor. Maçın son 10 dakikasını izleyecek. İçemiyor ya çayını içemiyor. Niye? Heyecandan çay orada soğuyor. Soğumasın abi. Adam ayaklarını uzatsın. Keyifle şöyle. Ya 3'ü attık 4'ü atacak mıyız? 5 gelecek mi falan diye. Onun hesabını yapsın yani. Ama biz maalesef bunları yapamıyoruz. Bunları yapamama nedenlerini de anlattım. Galatasaray rotasyonu geniş tutacak. Oynaması gerekenler, kenarda beklemesi gerekenler hoca tarafından gayet net bir şekilde belirlenecek ve herkesten en üst düzeyde eşit derecede katkılar alınacaktır. Ben buna inanıyorum. Ha, bundan sonra arkadaşlar, bundan sonra Okan Hoca yine yanlış yapar. Rotasyon konusunda sıkıntılara düşürürse takımı onu kendi bilir. Biz de onları hepsini vakti saati geldiğince sizlerle paylaşırız. Şimdi başka bir konuya gelmek istiyorum. Bu konu genel olarak sürekli benim üzerinde durduğum ve sizlerle paylaştığım bir mesele ama maalesef arkadaşlar bizler bunu pas geçiyoruz. Bakın Galatasaray'ın düşmanları çok. Galatasaray'ın saha dışı ve saha içi rakipleri var ve bu rakiplerin hiçbiri normal değiller. Bunların zaten hemen hemen %90'ı belden aşağı vuruyor. Her türlü puçtuğu, kalleştiği bunlardan bekleyebilirsiniz. Tabii sizlerin görmediği, ben bu mesleğin içinde olduğum için arkadaşlar yıllardır biliyorum ki sinsice bir takım yıpratmalar yapılır. Peki bu yıpratmalar nedir? Nasıl oluyor? Bunların pek çok örnekleri var ama ben şimdi son günlerde yaşanan bir tane örneği sizlere vermek istiyorum. Bir, ne diyorlar? Efendim Real Madrid Icardi'ye talip oldu. Icardi'ye 15 milyon euro fiyatmıştı. Bakın burada şimdi inanılmaz bir algı oluşturuyorlar son zamanların moda tarifiyle, deyimiyle ama burada son derece bir puşluk var arkadaşlar. Şimdi bir, Icardi'ye tabii Real Madrid talip olmuşsa bu güzel. Buradan bir defa dikkat çekiyorlar. Ama Icardi'ye biçilen değer 15 milyon euro. Ulan 15 milyon euroya siz
40 yaşındaki cekeyi vermezsiniz. İsmail Kartal'ın cekesini vermezsiniz. Bak 15 milyon euroya. 15 milyon liraya cekeyi vermeyecekleri bir ortamda efendim Real Madrid 15 milyonu gözden çıkardı Icardi için diyor. Şimdi bu haberi yapanlara, haberi böyle yapanlara yani kusura bakmayın hadi lan oradan demek lazım en kibar haliyle. Tabii hadi oradan demem ben de şimdi öyle diyorum bugün itibariyle. 15 milyon nedir? Talip olabilir. Icardi bugün 30 yaşında, 38 yaşında değil arkadaşlar. Icardi 30 yaşında, 30 yaşındaki Icardi'ye herkes talip olabilir. Icardi'nin bugünkü Ceke'nin haline gelmesi için aradan 7-8 sene geçmesi gerekiyor. Ama bunlar o tabii İsmail'in Ceke'sini ya da bizim ifademizde Ceko'yu sürekli parlatıyorlar. Avrupa'da işte Ceko bilmem Lewandowski'lerle yanışıyor. Onunla yarışıyor. Bunlar, peki niye onlarla yarışıyor? Efendim işte attığı gol sayısı. Lan attığı gol sayısı zaten Icardi ile belli ve attığı gollere bir bakın. Rakipler kaleyi açıyorlar. Rakip kaleciler kaleyi açıyorlar. Buyurun kardeşim istediğin kadar at diyorlar. Osuruktan teyare gelen bütün şutları kaleciler içeri alıyor. Bir de Icardi'nin attığı gollere bakın. Icardi'nin attığı gollere bakın. Hepsi bir sanat eseri, şaheser goller, mükemmel, güzel goller. Bana bir tane söyleyin ya şu Ceke denen adamın akılda kalan bir golünü bana Allah için söyleyin. Tamam taraf maraf tutuyoruz da bana bir tane deyin ki abi attığı gollere bakın ya adam geliyor. Defans oyuncusu buyurun at kardeşim diyor. Kaleci de diyor ki ben diyor sola yöneleceğim diyor. Elimi uzatırım ama sen vur işte sağ köşeye diyor. Yani vücut dili bunları söylüyor. Attığı goller işte en son maçta 3 gol atmış. Yani bırakın Allah aşkına yani. Ben Dzeko ile Icardi'yi bırakın aynı kefeye koymak. Yani kıyaslamam bile uzaktan bile kıyaslamam. Şimdi geçelim orası mesele değil. Şimdi Dzeko deseler en az işte diyorlardı ya Simoski'ye 50 milyon euro, Tadic'e bilmem şu kadar milyon euro, Dzeko'ya bu kadar milyon eurolar. Herkes Fenerbahçe'ye talip. Hatta Arap İsmail'i bile Real Madrid'e teknik direktör yapacaklardı utanmasalar. Neymiş efendim? Real Madrid Icardi için 15 milyon euroyu gözden çıkarmış. Lan puçlar böyle bir haber mi olur? Ha, bu haberi niye yapıyorlar? Akılların sıra Icardi'yi değersiz gösteriyor. Ya işte Icardi bak gol mol atıyor ama adamların da Avrupa'daki piyasası vereceği para işte 15 milyon euro. Altı üstü bu. Değersiz. Ne olacak? Ya bugün 15 milyon euroya bakan buyu alamazsınız. Anlatabildim mi? Bunların elindeki Batshuayi mıydı, Batshuayi mıydı? 10 milyon istiyorlar onun için. Her neyse. Şimdi tartışılacak konu o değil. Akılları sıra Icardi'yi işte değersizleştirip bakın zaten de aman aman önemli de bir futbolcu değil. İşte bakın Real Madrid istiyor ama yani 15 milyon. Galatasaray'da sanki 15 milyona böyle tav olmuş. Hemen hazır. Hatta biraz daha zorlarlarsa 20 milyona çıkarlarmış. Haberin özünde bunları biz görüyoruz. Lan basın gidin ya. Hiç utanmanız yok mu? Hiç sıkılmanız yok mu? Kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Galatasaray bu tür oyunlara, tuzaklara düşecek bir kulüp mü? Ama işte algıyı böyle oluşturup akılları sıra Galatasaraylı futbolcuları bırakacaklar. Yok işte Angelino gönderilecek, yok Endombele'den hayır gelmedi, yok öbürü şöyle bitti, yok bilmem kimden hayır yok. İşte Kerem kayboldu, dayı Kerem. Öbüründen zaten verim anlamıyor, Tete Fos çıktı. Hep böyle haberler. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz Tadic Avrupa'nın kralı. Dzeko bütün Avrupa'nın krallarıyla yarışıyor. İşte şunun üzerine oyuncu yok. Bunun üzerine bilmem ne yok. Yalama, yıkama, puştuk gidiyor. Yapsınlar. Onlar önemli değil. Biz işin o kısmında değiliz. Ama burada Icardi'ye oynanmak istenen oyun belli. Aklı sıra moral bozacaklar. Motivasyonunu bozacaklar. Ama tam tersi Icardi arkadaşlar gümbür gümbür geliyor. Icardi'nin sakatlığı geçti. Icardi antrenmanlarda neşe dolu. Görüntüler var elimizde. Futbolcu arkadaşlarıyla daha ilk antrenmandan nasıl büyük bir coşkuyla kaynaşıyor, sarmaş dolaş oluyorlar falan. Zamanınızı almak için onları göstermiyorum.
Yani şimdi gösterirsem zamanınızı çalmış olacağım. Uzatmak da istemiyorum çok fazla. 20 dakika sınırlarında keselim arkadaşlar sohbeti. Ama yıkar diye oradan buradan çakıyorlar. Biz bu dolmuşa gelmeyeceğiz. Bu sokayı Galatasaraylılar yutmaz. Tamam mı? Icardi'nin bugün Galatasaray'dan herhangi bir kulüp tarafından alınabilmesi için en az 50-100 milyonların konuşuluyor olması lazım. Icardi yaşı itibariyle, kalitesi itibariyle, tecrübesi itibariyle sadece Avrupa'nın çok üst düzey 3-5 takımından birine belki giderse gider ama fiyatı da öyle 15'lerle 20'lerle ölçülmez. Ha onların dili varmaz. Icardi'ye bugün işte 50 milyon, 70 milyon, 80 milyon demeye dilleri varmaz. Peki Real Madrid kulübü başkanı ne demiş? Var, düştü sosyal aleme. Ne kadar doğru olduğunu bilemem. Konuyla ilgili açıklama yapmış çok net bir şekilde. Diyor ki Icardi'yi alacak elbette paramız var. Yani bugün Icardi'ye gerçekten talip olsalar Icardi için Galatasaray işte dediğim gibi 50-100 milyon arası bir şey ister ve o parayı bizde verecek güç var diyor. Icardi'yi alacak paramız var. Ama diyor Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak para henüz icat edilmedi. Öyle de bir cümle var sonunda. Yani evet biz Icardi'ye bastırır parayı alırız da ama Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak öyle bir para yok diyor. Şimdi eğer Real Madrid kulübü başkanı böyle bir şeyi görebiliyorsa içerideki ahmaklar, aptallar neye hizmet ediyorlar? Hangi akla hizmet edip de arkadaşlar Icardi'ye 15 milyon euro değer biçiyorlar? Ya dediğim gibi bunlar ahmak herifler, aptal herifler. Akılları sıra işte Galatasaray'ın futbolcusunu değersizleştirip moralini bozmak istiyorlar. Biliyorlar ki Galatasaray Icardi ile coşacak. Icardi Alanya maçında atacağı 2-3 golle tekrar geri sahalara dönüş yapacak ve saplamaya başlayacak. Bu saplama tabii ta 24 Aralık'ta oynanacak olan suyun karşı tarafında oynanacak olan maça kadar gidecek. Icardi orada da saplayacak. Saplamaya devam edecek. Çünkü saplama onun işi zaten. Şimdi bunu biliyorlar. Ha, Icardi öyle ya da böyle bir şekilde Galatasaray'dan koparılırsa o zaman bayram edecekler. Icardi'nin çok Galatasaray'dan koparılmasını istiyorlarsa işte başkanları gitsin Real Madrid'e desin ki ya bunun yarı parasını biz veririm. 50 milyonu siz verin. 50 milyonu da ben vereyim. 100 milyon euroya bu oyuncuyu alabilirsiniz demeleri lazım. Pardon arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar şimdi siz Icardi ile ilgili yapılan üçkağıtçılığı, puştuğu anladınız. Bunu her futbolcuya önümüzdeki günlerde tek tek bir bir uygulayacaklar yıpratma adına. İşte Angelino'ya yapıyorlar, Endombele'ye yapıyorlar. Halbuki Galatasaray hiç transfer yapmadan da bu ligi çok rahatlıkla şampiyon olarak tamamlayabilir. Burada Okan Buruk'a ve diğer işte futbolculara, herkese bazı görevler ve sorumluluklar düşüyor abicim. Herkes taşın altına elini sokacak, el ele vereceğiz, kenetleneceğiz, birlik beraberlik içerisinde olacağız. Artık bu dakikadan sonra öküz altında buzağı aramayacağız. Eleştirilerimizi yaptık. Biz eleştirilerimizi tamamen uyarı amaçlı yaptık. Yol gösterdik. Şimdi birileri palavra sıkıyorlar. İşte şöyle oynuyor da böyle oynuyor da. Bana göre bakın arkadaşlar bana göre tekrar tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin öyle iyi futbol mu iyi futbol oynadığı söz konusu değil. En son Adana Demirspor maçında öve öve bitiremiyorlar. Şöyle oynadı. Ya Adana Demirspor bütün oyunu zaten kendi yarı sahasında bile değil, kendi ceza sahasının üstünde kabul etti. Fenerbahçe de oralarda bastırınca efendim bastırıyormuş da pres yapıyormuş da pozisyonlar bulmuş da muş da muş muş. Geçin bunları abi. Geçin ben bunlara yemem. Bakın Trabzonspor geldi 5 tane koydu attı yani şeye Fenerbahçe'ye. 5 tane attı. Ha diyeceksiniz ki 3'ü sayıldı. 3'ü sayıldı. Galatasaray da 5 attı. Galatasaray'ın da 3'ü sayıldı. Fenerbahçe'nin böyle korunma ve kullanma gibi bir durumu var, özelliği var. Her neyse korusunlar, kollasınlar. Bir, Fenerbahçe şampiyon olamaz.
İki, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ortada. Fenerbahçe güçlü ve dirençli takımlardan her maçta 3 gol yer. Ben bunlardan birinin de Adana Demirspor olacağını düşünüyordum. Ama Adana Demirspor hayal kırıklığı yarattı. Zaten demiştim, Türkiye Ligi'nde 18 takım var. 2 takıma lig kaldığına göre 18 takımın 1,5'u hariç hepsi Fenerbahçe'ye kıyak yapacaklar diye. Nitekim işte görüyorsunuz. Bakın bu hafta Karagümrük'le mi oynuyorlar? Süleyman Burma'nın takımı. Süleyman Burma kıyağı yapar. Bunun gibi daha neler yapacaklar ama şimdi Beşiktaş bunlara karşı biraz direnecek. Çünkü ne olursa olsun yeni bir başkan ve teknik direktör onlara sıkıntı çıkaracak. Orada puan kaybedecekler. Kayseri'ye gidecekler. Kayserispor bunlara karşı direnebilir. Orada da puan kaybedebilirler. Allah'ın emri Galatasaray maçında zaten kaybedecekler. O yüzden de diyorum ki Galatasaray ilk yarıyı en az 5 puan önde bitirecek arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim şuydu. Galatasaray işte Icardi üzerinden nasıl yıpratılıyor, nasıl motivasyonu bozuluyor, buna dikkat çekmek istedim. Lütfen siz de bu konuda uyanık olun, dikkatli olun. Galatasaray'ı kurda kuşa, bir takım kuşlara yem etmeyelim. Birlik beraberlik içerisinde el ele vererek arkadaşlar yolumuza devam edelim. Okan Hoca da Galatasaray'a artık Avrupa'da oynattığı futbolu içeride de oynatmak zorunda. Galatasaray içeride de coşkulu, istekli futbolunu yani içeride lig maçlarında da oynamalı. Eğer oynamıyorsa burada o zaman hocayı suçlarız. Hoca bunu oynatacak. Futbolcular da bu yolda aslanlar gibi tüm gayretlerini ortaya koyacaklar. Galatasaray için sadece Avrupa maçları yok. Çarşamba akşamı Juventus'u geçtikten sonra arkadaşlar zaten Galatasaray gruptan da çıkmayı garantileyecek. O zaman yapacak fazla bir şey yok. Sen sağ, ben selamet diyeceğiz. Galatasaray inşallah gruptan çıkacak. İlk yarı en az 5 puan farkla lider bitirecek. Sonra tabii 24 Aralık akşamı yine karşıda güzel bir derbi zaferi alacak ve ondan sonra da ikinci yarı itibariyle yoluna devam edecek. Arkadaşlar nokta koyuyoruz. Bugün cuma ama yarın günlerden hani cumartesi değil yarın günlerden Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın Alanyaspor'la maçı var. İnşallah biraz daha moralimiz, keyfimiz yerine gelirse güzel de bir maç günü sohbeti yaparız. Ama bu arada maçın hakeminin Alanya maçının hakeminin Ali Şansıvan olduğunu da belirtelim. Artık hakemler üzerinden çok fazla yürümeyeceğiz. Çünkü bu hakemlerin zaten alayı tetikçi olmuşlar. Al birini vur diğerine her türlü rezilliği puştu yapmaya devam edecekler. O ara oturacakları hakem yine boş durmayacaktır. Her türlü pislik bunlardan olacak. Artık Galatasaray gerek Avrupa'da gerekse Türkiye Ligi'nde hakemlerin de üzerinden geçmek durumunda. Icardi üzerinden oluşturulan algıya tekrar dikkat çekiyorum. Lütfen uyanık olalım, el ele verelim. Galatasaray'ın üstlerine kim çökmek istiyorsa biz de onların tepesine hep birlikte çökelim arkadaşlar. Böyle sahteden, tırışkadan, palavradan transfer haberlerine de çok fazla itibar vermeyin. Galatasaray'ın neler yapacağını, kaç oyuncu alacağını, kimleri nasıl alacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Günü ve saati gelince de bunları sizlerle paylaşırız. Ama yazılanların ortaya her gün atılan onlarca ismin hiçbirinin doğru olmadığını da lütfen bilin değerli kardeşlerimiz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görüntü, sağlık ve ses durumum nedeniyle tekrar hepinizden özür diliyorum. Daha sağlıklı günlerde, daha sağlıklı sohbetler inşallah yapacağız. Cumanız tekrardan hayırlara vesile olsun. Enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. En son da hadi söyleyelim. Biz biliyorsunuz teşekkür butonumuzu bizim kedoşlarımıza, kuşlarımıza, kuçularımıza hani kıyak olsun diye oralara gönlünüzden ne koparsa yapacağınız yardımlarınızı, bağışlarınızı da kabul ediyoruz ve onları gerekli yerlere sizin adınıza ulaştırıyoruz. Örneğin kedoşlarla, kuşlarla paylaşım yaparken diyoruz ki bu kardeşlerimizin size yaptığı bir hayırdır diyoruz.
Ve hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Tekrar söyleyelim. Sağlıklı, hayırlı günler olsun. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.